Van Spor'a Van Spor'u seven büyük, çok büyük bir başkan adayı teklifim var. Yine birileri yazdıklarım yüzünden rahatsız olacak. Ve yine eleştirdiğim insanlar eleştiriyi kendilerine aynaya bakarak düzeltmek yerine konuyu aslından saptırarak farklı mecraya çekme kurnazlığı yapacaklardır muhtemelen. Son günlerin en önemli sıcak maddesi Van Spor. Van Spor'da sular bir türlü durulmuyor. Van gönül verenler hiçbir sezon böyle koltuğa rahatça yaslayıp işte bizim takımımız şampiyonluğa hazır çalışmalar yapıyor diyemiyor kimse. Her sezon başı sorunlarla boğuşan bir takım ve yönetim tarzı var karşımızda. Aslında Van adı krizlerin takımı Van olmalıydı. Yine kongre ertelendi ve kaç gün sonra yine kongre yapılacak. İddiaya göre birçok isim var yönetime talip. Ama yine bunlar hep iddiadan ibaret. Vanspor üzerinden elini cebine atmadan ucuz kahramanlık, hatta konuşmalarıyla şovmenlik, PR yapan, sonra iş paraya gelince kaçarak ortadan kaybolan çok tilki kurnazları gördü Van şehri. Van Spor'a para vermeden devletin parasıyla kendini övgüler dizenler neden orada yoksunuz? Futbolu hiç ama hiç bilmeyen birine de para verseniz bu takımı belki bunlardan daha iyi yönetir. Son günlerde ismi Van Spor Başkanlığı ile anılan isimler var kamuoyunda. Ayrıca Van Spor'a başkan olmak isteyip de belirsizlikten dolayı adaylığını açıklamayan insanlar var. Birkaç soru ile muhataplarını hatırlayalım belirsizliği. Nedir o belirsizlikler? Ya da Van Spor'a kim, neden, nasıl sahip çıkmalı? 1. Taraftar Futbolun en önemli aktörü olan hatta olmazsa olmazı olan taraftar sahip çıkılırsa ve iyi bir sinerji yaratılırsa Türkiye'de ses getirecek bir taraftar potansiyeline sahipler. 2. Stad. Her ne kadar üst düzey bir stadımız olmasa da mevcut koşullarda iyi derecede bir stada sahibiz. 3. Tesisler. Üst düzey olmasa da onarım eklemelerle yeterli derecede tesisleri olan bir takım Van Spor. Bu üç maddede birçok takımda olmayan imkanlar içeriyor ve Vanspor'u alacak insanın elini güçlendiren, kolaylaştıran önemli etken olarak görülmeli. 4. Mali durum. Yıllardır herkese can çekiştiren bir sorun, ekonomik konu. Mali durumla ilgili sorularıma dikkat çekmenizi istirham ediyorum. Kafalarda oluşması ve çözülmesi gereken soru işaretleri. A. Vanspor'un ne kadar borcu var? Varsa kimleredir? B. Borçlardan dolayı icra takibi var mı? C. Borçlardan dolayı kulüp gelirine temlik var mı? Varsa kimleredir? D. Kulübün nerelerden ve yıllık ne kadar geliri var? E. Örneğin geçen sezon nereden ne kadar gelir elde edildi? F. Geçen sezon kulübün ne kadar gideri oldu ve bu gider nerelere yapıldı? Bu verilerin net olarak gizlenmeden bilinmesi ve açıklanması gerekir ki sahip çıkacak, takımı alacak kimseler bu duruma göre bütçe oluştursun. Daha önce yönetim kurulundan bazılarının yaptığı açıklamada birilerinin usulsüz para akışlarının olduğunu, hatta düzenlenen sahte evraklarla icra takibi yapıldığı ve yine bazı yöneticilerin kendi hesabına para transferi yaptığı iddiaları basına yansımıştı. Bütün bunlar net olarak bilinmeden bütçe hazırlanması ve hedef belirlenmesi mümkün olamaz. Bunları bilmeden yönetimi üstlenen insanlar işin içine girdikten sonra durumu bildiklerinde, yani gerçek durumla karşılaştıklarında bırakıp kaçarlar daha önceleri olduğu gibi. Ama baştan her şey bilirse tedbirini alarak göreve başlar. Sosyal medyada Van Spor'a sahip çıkalım paylaşımlarından önce gerçekle yüzleşilmesi gerekir. Bunun için şeffaflık şart. Keşke her şey sosyal medyada destek vermekle de olsaydı. Yukarıda yazdığım hesabı kitabı açıklayacak kimse şu garantiyi de vermelidir. Şöyle demelidir. Bu açıklamış olduğum borçların dışında herhangi bir borç bulunmamaktadır açıklamış olduğum mevcut borçların dışında borç çıkması halinde sorumluluk tamamen bana aittir diyerek taahhüt vermelidir ve bunu kulüp yetkilisi yapmalıdır. Son olarak demem odur ki yıllardır aynı senaryolarla sorunları sümen altı etmekten, gerçekleri gizlemekten vazgeçin. Bana sizden beklentisi olan gençlere sahip çıkın ve saygılı olun. Bu kulübü kurumsallaşması için elinizi taşın altına atın. Bütün bunların olması için tek kelimeyle şeffaf olun benden demesi bu. Dediklerimi yapmazsanız başarılı olamazsınız. Her sene birileri elini cebine atmadan şovuna devam eder. Sizler de başınızı kaşımaya devam edersiniz. Kentini değil, kendini düşünenlerden uzak durun. Ya da siz en iyisi, siz gelin bu kulübü taraftarlara bırakın. Vallahi daha iyi yönetirler. Onların sevgisi ve sinerjisi Van Spor'u daha yükseklere çıkaracaktır.